büyük bir sorun. Şimdi Ömer'in dediği o bankadaki para aslında yok. Çünkü ben o parayı Ömer'den habersiz aldım. Zuhal'e verdim. Zuhal kim? Zuhal Tekin'in birlikte olduğu kadın. İstanbul'dan defolup gitsin, yeni bir hayat kursun diye ben ona verdim. Bir saniye, bir saniye. Şimdi potansiyel bir tanığa İstanbul'dan kaçsın diye para mı verdiniz? Ne yapacağım ben şimdi? Ya bankadan kredi çeksiniz. Evi ipoteklesiniz. Evin üstünde zaten ipotek var. Ya yani dünya kadar kredi borcumuz var. Peki ya restoran? Ha, bak o olabilir. Ömer geçen sene dükkanı benim üstüme yapmıştı. Gerçi bunların olacağını bilseydi yapmazdı ama ne yapalım, mecbur yani. Şimdi zevkten de yapmayacak. Bak ben bu işi halledeceğim ama sen benim avukatımsın ha. Ömer'in haberi yok, bunlardan söylemek yok. Ben Tekin'in avukatıyım. Ya Tekin'i kim doğurdu, ben doğurdum. Benim avukatımsın işte. Bak benim işim var, oyalama beni hadi. Ne güzel Bahar Hanım. Sizi böyle hastanenin dışında da görmek. Bırak lan. Lan bırak. Tabii memnuniyetle. Siz niye böyle ayrı ayrı oturuyorsunuz? Biraz daha yaklaşın birbirinize. Öyle iyiyiz anne. Yani bizden çekiniyorsanız çekinmenize hiç gerek yok. Ben ve Altay hoşgörülü ve açık fikirli insanlarız. Lütfen. Ben ve Altay çağdaşlığı ve başkalarının fikirlerine sahip olmayı prensip edinmiş insanlarız. Değil mi Altaycığım? Öyle mi? Sizin gibi.